çok önemli bir BTR'ye gideceğiz. Herkesin ciddi olarak lütfen dikkat kesilmesini izliyoruz. BTR'ye lütfen gelinler ve kayınvalideler bakın. Lütfen. Beyza. Hafta sonu alışveriş yaparken bir şeyler aldım kendime. Sen de geldin aklıma. Dedim sana da alayım bir şeyler. Hediye mi aldın bana? Ha, yoksa? Hediye aldım. Gönlümü mü alacaksın şimdi yoksa? Senden beklenmedik evet. Hareket mi geliyor? Ay. Neden bu oyuncakları aldın onu anlamadım. Evet. Bu oyuncakları küçükleri oğullarına verirsin. Diğer o bebeği de sana aldım. Sen burada bence kendi hayvanat bahçeni yap. Bak bir sürü de hayvanım var. Ben bunları buraya tekrardan koyayım. Hiç dizmiyorum de senin gibi. Benim böyle oyuncaklarla işim olmaz. Erkan Bey. Bir kutumuz var. Onu getir şuraya koyar mısınız? Evet. Teşekkür ederim. Şimdi bu... Ne garip bir davranışlar, bu tutumlar bunlar böyle. Ve siz Ezgi ve Gülcan, siz niçin bu tür şeylere müdahale etmiyorsunuz? Siz tecrübeli insanlarsınız. Bu oyuncak alma, verme, çocuğu atma, geri gelme bunlar çok yanlış şeyler. Ve biz tepki alıyoruz. Burcu ve Beyza'cığım. Niye bunu böyle bir daha düz, yumuşak, bir güzel güzel anlaşamıyorsunuz? Neden böyle oldu? Fatih Bey, ben bir kere atışıyorlardı. Uyardım beni. Nene kimse ilgilendi. Yorum istemiyordu. Kimse yorum istemiyordu. Kesinlikle yorum aldım. Beyza. Beyza'cığım ayağa kalkar mısın? Beyza'cığım kalk. Ve... Burcu. Sen de. Sen de ayağa kalk. Sırayla göğsüzdeki altına çıkarıp yapıyorum. Lütfen. Evet, atınız içine. Buyurun, teşekkürler. Bu programda ilk kez bunu yapmak zorunda kalıyorum. Kargaşa, gürültü, kavga. Böyle birbirine girme, birbirine böyle anlamlı, anlamsız oyuncak vermek olacak işte. Artık bunu biz tölere edemeyiz. Kendilerini göndermek istiyorum. Teşekkür ederim. Dışarıda çünkü... Lütfen biraz oturun. Sağa sonra göndereceğim. Dışarıda iki gelin ve iki kayınvalide zaten bekliyor. Ve siz onları buraya getireceğiz. Gelin yarışacaklar. Ben şimdi sevgili gelinlerimizi dışarı almak istiyorum. Buyurun. Bir dakika durun. Bir dakika durun. Durun. Yaklaşım biraz. Ben cümlenizi almadım. Ne hissettiniz? Şöyle dönmüş bana bana bana. Ne hissediyorsunuz? Ben şu an şok. Burcu ilk günden başlatmış. Aslında ben kendisine çok sert geldim. Sen şimdi başlıyorum yapma. Ne istiyorsun? Ne hissediyorsun? Üzüldüm. Üzüldüm. O zaman. Bir misal. Yüreğine indi ya. Kalpten gitti miydi? Ben aklıma geldi. Ben tepkiye bakıyorum. Çok iyi. Bir misal. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyiydi. Üzüldüm. Ben dedim, Burcu bayılacak şimdi ya, ya of. Ben şoktum. Fatih Bey, böyle bir şaka olur mu ya? Burcu. Ama gerçekten. Sen hiç biliyorsun. Kim biliyordu? Sonra yok dedim içimde. Hiç tahmin etmedim gerçekten. Siz biliyor muydunuz? Yok. Hayır. Ay olamaz. Ay şu kalbin... Gülcan şok geçirmiş. Fatih Bey, gözüm önünden. Çok şaşırdım. Geçti şeyler ya. Yerinize geçin. Oradan dönün deyince. Gerçi bu hafif beni çıkarmazlar. Ay Burcu ya. Ay. Ay Fatih Bey başıma ağrılar geliyor. O kadar o kadar da. Gerçekten. Kadar yine hafta sonu hava atmıştı. Derneğimiz mesajlar attı. Herkes başımıza toplandı. Şimdi gideceğiz diskalifiye oldu. Hani bu muydu diskalifiye oldu ya? Nisan Hanım kötü oldu. Nazlı Hanım anlamadı.
Anlam veremiyor. Var dedim, yani bunda bir şey var ama en azından keşke dışarıya kadar çıksalardı bari. Şimdi ama öyle şey esprisi kalmaz ki onun yani. Ben kalmaz oradakilerin da suratına baktım. Hepsi ya benim için de zor oldu biliyor musunuz? Aha. Bu işini yapmak, anlatmak. Evet ama iyi rol yaptın he. Herkes oyun yaptı, herkes şey yaptı. Bunların başına mı patladı? Biz herkese bir şey demezdi yani. Biz ama zaten. Fatih Bey benim aklıma gelseydi ben de sizlere bir Nisan bir yapardım. Bugün Fatih Bey bizden yorum istemedi. Bir tane sepet geldi. Diskalifiye falan kavgalardan bahsetti. Burcu ve beni söyledi. Diskalifiye oldunuz dedi. Ay ben şok oldum. Nasıl modum düştü? Kalbim duracak gibi oldu. Gidiyorduk az kalsın. 1 Nisan dedi. Ben gerçekten çok şaşırdım. Şaka mağdur oldum. 1 Nisan demesi ben ağlıyor ağlıyor artık stüdyodan ayrılacaktım. Gerçekten de çok etkileyici bir şakaydı. İki gelin birden beklemiyordum. İkisi birden. Beyza deyince bir kat daha şok oldum. Ya ne güzeldi ben... Gelinlik giydim, çıktım. Yani hayatımda yaşamadığım kadar güzel bir sevinç yaşadım. Ama diskalifiye deyince çok üzüldüm. Kalkamadım bile yerimden. Kalkmadım. Kaldım böyle. Hani hiç kalkasım da gelmedi.